Şimdi sen yoksun yanımda. Nereden aklıma takıldıysa bu şarkıda. Evet, Müzik On Air'den ben Cüneyt Diktaş. İkinci programı günün ve saat 22'de, yani saniyeler sonra Pınar Süer bizlerle birlikte olacak. Güzel bir sohbet bizleri bekliyor arkadaşlar. Sormak istediklerinizi yine soru işareti olan kutucuğa sorabilirsiniz. Müzik On Air olarak. Müzik On Air yok, Müzik Nehri. Selamlar. Paylaşımlarını görüyorum ya, çok güzel paylaşımlar yapıyorsun. Tebrik ederim. Serepe. Serepe selam. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Evet, konumda gelsin. Merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın öncelikle? İyi bayramlar bu arada. İyi bayramlar. Siz nasılsınız? Biz deyiz valla. Karantinaya devam. Herhalde 3. aydayız. Biz televizyoncular, evet, senin bildiğin gibi müzisyenler. Hepimiz evdeyiz. Evlere kapandık mecburen. Evet. Çalışabilenler evde. Çalışamayanlar da dizi, film izliyor. Evde ekmek yapanlar var oyuncularımızdan. Öyle devam ediyoruz. Senin nasıl geçiyor karantina ve bayram? Artık alıştım. Yani evde oturmaya yapacak bir şey yok. Ama sağlığımız için tabii ki. Yani güzel. Tabii böyle bir ufak şey oldu. İnsan bunalıma girdi kısa kısa ama şimdi toparladım. 70 günü bulunca artık alışıyor insan. Yani bir böyle bir melankoliye götürdüğü bir dönem oluyor değil mi? Böyle bir. Oluyor. Sonra tekrar toparlıyorsun. Oluyor. Peki, beni oldu yani. Sen ailenle mi yaşıyorsun? Yalnız mı yaşıyorsun? Ben annemle yaşıyorum. İstanbul'dayım. Süper. Ama ailemin bir kısmı da tabii İzmir'de. İzmir'e de gidemiyorum giriş çıkış olmadığı için. Aynen. Şunu söyleyeyim. Bir yandan da tabii 15 Mayıs daha çok taze, üretmeye de devam ediyoruz. Bende kalsın. Evet, bende kalsın. Çok yeni. Daha 10 gün oldu henüz. Aynen. Güzel bir şey yaptın. Aslında cesaret ister. Biraz önce sevgili Oğulcan da mesela, o da 17 Mayıs'ta tacir. Hani güzel, cesaret isteyen bir dönem diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle, hem riskli, aslında internet üzerinde şu anda çok büyük yoğunluk var. Herkes izliyor ama şöyle söyleyeyim, bir gün, 2 gün çok yoğun izlenme alıyor. İster istemez duruyor. Çünkü işte insanlar mekanlarında çalıyorlardı ya da araçlarda çalıyorlardı. Şu an o mümkün değil. Şarkı evet, çok daha ağır ilerliyor normale göre. Riskli ama biz bu riski güzel atlattığımızı düşünüyorum. Bu arada Oğulcan'a da çok selamlar. Çok yakın arkadaşımdır kendisi. Çok riskliydi ama bence üstesinden geliyoruz diye düşünüyorum ben. X bir isim söyledim şimdi. Ayıp olmasın dedi ki, tanımıyorum onu dedi. Ama dedi Pınar Süer konun, onu biliyorum dedi hemen. Seni evet, sevdiğini de anladık yani, böyle birbirinizi desteklemeniz çok güzel. Evet. Kesinlikle. Ben çok seviyorum ya. Birbirini destekleyen insanlar olsun. Valla böyle hani oluyor böyle bir, tabii tatlı rekabet tabii ki de olacak ama böyle öyle bir kitle gelsin ki hepsi şarkı söylesin, hepsi birbirini desteklesin. Çok güzel bir şey. Evet, yani bir çoğunlukta var maalesef. Yani şöyle bir çember var bir kısımda ve o çemberin içerisine ben ya da bir başkası, dışarıdan kimseyi almak istemiyorlar. Bu çok, yani biz zorluyoruz o çemberi ama inatla alınmak istemiyoruz. Biz de bu sefer kendi çevremiz içerisinde birbirimizi destekliyoruz. Asla işte rekabet, hiç böyle bir duygu hissetmiyorum yani. Ama tatlı rekabet olmalı zaten de, hani işte yani, tabii, şey, ödül almalarda vesaire tatlı rekabet olmalı. Ama dediğim gibi bu hani pasta o kadar çok büyük ki herkese yeter yani. Anlatabildim mi? Bu arada tabii senin şarkın çok güzel gidiyor. Gerçekten çok daha yeni olmasına rağmen müthiş gidiyor. Birazcık böyle mırıldanma ihtimalin var mı bize? Tabii ki söylerim. Başladığımız yerde kal, gönlümden belam. Kimse bilmesin bu aşk, bende kalsın, sende yan. Huzur olmasan da, görmesen de halimi, vazgeçmedim hala. Başladığımız yerde kal, gönlümden belam. Kimse bilmesin bu aşk, bende kalsın, sende yan. huzur olmasan da, görmesen de halimi, vazgeçmedim hala. Süper. Sesine, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu arada Irak'a selam yollar mısın? Çok istiyorlar. Uzak tabii burası. Tabii ki Irak. Çok selamlar. İyi bayram. Bu arada nereden izlediğinizi söylerseniz ben böyle konumun çok lafını bölmeden söyleyeceğim arkadaşlar. Peki sen ilk Pamuk Şeker'le mi giriş yaptın? Aslında Sana Bir Şey Olmasın. Yani sana... şöyle, evet, profesyonel işim ilk Sana Bir Şey Olmasın. Yani onun öncesinde yarışmalarla giriş yaptım diyebilirim. Evet. Daha sonra coverlar yapmaya başladım. Birkaç çeşit yarışmaya katıldım. O Ses Türkiye, X Faktör, Star Işığı, Kapışma. Bu tarz yarışmalardan sonra kendime bir kanal açıp oradan devam etmeye başladım. Bu serüvende Gönül Dağı cover'ımdan sonra Taha İkingen'le tanıştım. Bilal Sonses'le tanıştım. Ve yolculuğum aslında profesyonel adıma, yani daha bir üst boyuta bu şekilde geçti. Sana Bir Şey Olmasın'la. Süper. Bu arada Hatay, Almanya, Şırnak söylüyorum. Evet, Çanakkale, Düzce. Ankara, Denizli, ondan sonra Çanakkale, Düzce diye devam ediyor. Senden selam bekliyorlar. Hepsine çok şöyle selamlar. Diyelim. Evet, herkese çok selamlar. Kusura bakmayın, yorumları kaçırıyorum ben. Aynen, ben hatırlattıkça. Bu arada sevenlerin gerçekten çok güzel bir şey. Çok bu arada yani bayağı erken başladın aslında, yarışmalarla olsun. Hani çok erken. Niye bu kadar erken başladın? Ailen de desteklemiş bu konuda seni. Evet, yani şöyle, ben aslında 4 yaşımdan beri şarkı söylüyorum ama tabii ki evin içerisinde. Yani 17-18 yaşında O Ses Türkiye, o zaman 2. sezonuydu. Ben de reşit olmadığım için 2. sezonuna denk gelebildim. Ve hani O Ses Türkiye'ye katılıp şey algısı vardır işte, torpille ilerler, olmaz. Bu algılardan ben biraz uzağım. Hani neden olmasın? Başka birinde oluyorsa bende neden olmasın tarzında düşündüğüm için O Ses Türkiye'nin seçmelerine katıldım ve kazandım. 18 yaşındaydım. Aslında ilk televizyon deneyimim de o şekilde başladı. Süper. Televizyon yalnız farklı bir şey değil mi? O hele O Ses Türkiye sahnesi falan. İnanılmaz yani. Zaten titremekten şarkıyı çok zor okuyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi biz aramızda konuştuğumuzda stüdyoda kayıt yapmak sahnede birebir şarkı söylemekten daha zor. Stüdyoda çünkü hatalar, en küçük sesi bile kaydediyor stüdyo. Yalnız sahnede şarkı söylemekle O Ses Türkiye'de şarkı söylemek arasında da dağlar kadar fark var. O Ses Türkiye daha zor. Çünkü sessizlik oluyor. Tek şansın var. Takıldığında seyirciye uzatma şansın yok. Ondan sonra dediğin gibi tek şansın var. O yüzden orayı aşan her yere aşar. Sen çok güzel orayı kaldırabildin. Sen neler düşünüyorsun bu konuda? Sence öyle değil midir? Yani asıl aslında büyük rekabet orada var. Ve 1,5-2 dakikalık süreniz var. O sürenin içerisinde kendinizi gösterdiniz. Başka bir şansınız yok. Ve şarkı seçiminde de tabii ki şimdi biz 10 listelik bir şarkı hazırlıyoruz. Kendimiz yazıyoruz ama 10 şarkının içerisinden bize hocamızın uygun gördüğü şarkıyı seslendirebiliyoruz. Bu şarkı bizim çok istediğimiz bir şarkı olmaya da biliyor. Evet. Onun baskısı da üzerinizde. Yani başka o şarkı olsaydı daha iyi okurdum. İşte kesin dönerlerdi. Bu psikolojiyle çıkıyorsunuz aslında oraya. Tabii. Yani orkestrada sen çok professional değil mi? Senin istediğin şarkıyı söyletmeyebilirler. Orada karşılık da veremezsin en azından. Peki var mı böyle yarışmada? Keşke şunu söyleseydim, dinlemeseydim veya ne bileyim keşke şöyle yapsaydım veya keşke katılmasaydım. Şöyle dinlememe şansınız yok bir kere. Yani keşke şunu söyleseydim deme şansınız yok. Ne ama... bileyim hani diretse miydim keşke dediniz mi hiç dedim. Yani şöyle belki olabilirdi. Tabii ki şöyle kendimden daha emin olabilirdim. Yani evet. 18 yaşında olduğum için atıyorum belki istemediğim bir tonda seslendirdim. Şu tonu ben istemiyorum, yani kesinlikle bu tonda okumayacağım diyebilirdim. Evet, ama anladım. Çok ufak olduğum için o cesaret henüz yok üzerimde. Aynen. Peki Pınar hangi sanatçıları dinler? Türkiye'de, yabancı da dinliyorsa hangilerini veya? Şöyle, ben Türkiye'de Sezen Aksu hayranıyım. Çok seviyorum. Yıldız Tilbe'yi çok seviyorum. Çok fazla dinlerim. Yabancı olarak da Beyoncé hayranıyım. İnanılmaz severim ve beğenirim. Onun dışında tabii ki şu an mesela Bilal Sonses'i de çok fazla dinliyorum. Tuğçe Kandemir'i de çok fazla dinliyorum. Oğulcan'ı da öyle. Sezen Aksu'dan bir parça söylemeni istesem. Küçüğümü söyleyebilirim. En sevdiğim şarkıdır. Süper. Sendeyiz. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az. Yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az. Yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm. Vallahi çok güzel geldi, biliyor musun? Çok sevindim. Yani süper. İleride mesela Sezen Aksu'dan şarkı almayı düşünür müsün? Biliyorsun Sezen Aksu, sevgili Sezen Aksu, herkese açık bir platform varmış. Hı hı. Sanatçıların üye olabildiği, herhalde menajerler vasıtasıyla oradan seçtiğin, beğendiğin şarkıyı alabiliyormuşsun. Yani eski şarkıları da dahil. Yeni şarkıları var mı bilmiyorum. Çünkü kim biriyle görüştüğümde öyle dedi, konuğumdu yine. Hı hı. Hani böyle eski şarkılarından okumak ister misin? Mesela aslında öyle bir şey. Çok isterim. Evet. Kendi kanalıma yapıyorum coverlarını. Sezen Aksu'nun. Vay şarkısını da coverlamıştım. Neden olmasın? Ay, Vay'ı da söylesene ya birazcık, bir kuple. Tabii ki. Vay yine mi keder, ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler vay. Çileli başım ortasında kışın. İyice beter vay. Yine mi keder, ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler vay. Çileli başım ortasında kışın. İyice beter. Süper, süper, süper. Sesine, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Peki dinler misin? Fantezi müzik dinler misin mesela? Rap dinler misin? Rap dinlerim. Hoş, arkadaşların rap söylüyor. Evet, rap dinliyorum aslında. Tabii söyleyemiyorum ama çok seviyorum dinlemeyi. Değil mi? Ben de pop söylerim ama dediğin gibi rapte birazcık sıkıntım var benim de. Bu arada çok beğeniyorlar, alkışlar geliyor. Hani görmeyebilirsin, o yüzden de söylemek istedim. Peki hani evde annenle günlük yaşantından biraz bahsetsene, merak edebilirler. Mesela temizlik yapar mısın? Yemek yapar mısın? Ondan sonra markete sen mi gidiyorsun? Ondan dışarıda tanındığında neler hissediyorsun? Hani onlardan biraz bahsedelim. Yani aslında temizlik yapmak değil de genelde ben yemek yapmayı çok seviyorum. Süper. Yani yemek yapıyorum. Onun haricinde şu an tabii market alışverişlerimizi ben online yapıyorum. Bu koronadan sonra. Ama o da tabii dönüşümlü olarak, yani her şey aslında tabii çoğunlukla annemin üzerinde. Ama ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Dışarıda tanındığım zaman da bazı insanlarda olabiliyor, gördüm ama yanına gelemedim, çok çekindim. Aslında ben inanılmaz mutlu oluyorum fotoğraf çekinmeye geldiklerinde. Yani neredeyse ben aslında onlarla fotoğraf çekinmek istiyormuşum gibi böyle mutluluk hissediyorum. Oluyor mu peki? Bazı tanındığım dönemlerde öyle hatırlıyorum. Böyle bakıyorlar. Şimdi ben de diyorum ki ben acaba bir yerden mi tanıyorum? O mu beni tanıdı bir yerden? Öyle oluyor mu mesela? O karışıklık oluyor mu sende? Çok fazla oluyor. Ben sizi bir yerden tanıyorum. Sizin YouTube'da şarkılarınız var ama şarkımı söyle. Aslında hani ben sizi bir yerden tanıyorum. Simanız çok tanıdık ama nereden? Şimdi orada aslında bazıları da biliyor, biliyor musun? Bazıları da biliyor da hani muhabbet olsun istiyor. Hani sizi tanıyorum ama nereden dediği zaman şimdi ben ne diyeyim, hani ne diyebilirim ki? Diyorum ki ben müzikle uğraşıyorum, belki oradan tanıyorsunuzdur. Ondan sonra dökülüyor karşı taraf. Aynen, aynen öyle. Peki senin magazinle aran nasıl? Sever misin magazini? Yani severim. İdare eder diyorsun. Yani evet. Daha çok sahnede olmayı tercih ediyorum diyorsun. Magazinde olmaktan. Kesinlikle. Çünkü aynen. Farklı yere çekilebiliyor ya magazinde biraz daha. Tabii. Son ufak öyle bir şey yaşadık. Hani mesela tekrar yaşamak istemem. Canlı yayınımdan böyle ufak bir kesit farklı bir şekilde lanse edildi. Ha, hiç haberim yok vallahi ondan. O yüzden. Yani biraz sıkıntılı, baş ağrıtıyor bazen. Tabii ki, evet. Yani çünkü çok ufak bir kelime aslında çok farklı yerlere çekilebiliyor. İşte bana sosyal medya ile alakalı bir soru sorulmuştu. Şarkıların yürümesiyle alakalı. Ben de TikTok'ta şarkıların yürüdüğü zaman YouTube'a yürüttüğünü söyledim. Hani TikTok'ta şarkı patlayınca YouTube'da da çok fazla izlenmeye ulaşıyor. Şöyle taşındı. İşte TikTok'tan şarkısı çok fazla dinlenen kişi artık sanatçı olarak geçiyor. Halbuki sanatçı olarak geçiyor demedim. Ama aynen, maalesef aynen. Öyle ufak ufak şeyler olabiliyor. Ya işte iyice değil mi? Bu sanatçılığı da iyice el altı yaptılar. Yani kime sen sanatçıyım da desen veya ben de desem olmuyor. Bırak sen, yani ben diyeyim kendime sanatçı. Zaten ben demekle olmuyor ki kendime sanatçı, değil mi? O da var. Tabii yani. Ki. Zaten karşıdaki insanın size o kategoriye koyması önemli olan. Ben sanatçıyım, müzisyenim. İşte hani ne dersem diyeyim. Karşıdaki insan beni nerede görüyor? Bu aslında tabii. Önemli. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Peki senin sosyal medyayla aran nasıl? Yani YouTube kullanıyorsun biliyorum. Instagram kullanıyorsun. Evet. Ama atıyorum TikTok kullanıyor musun? Yeni açtım. Yani şöyle ben biraz ön yargılıydım. Şimdi yalan söylemeyeyim. Ama TikTok açtım şu anda. Fakat kendi şarkımı paylaşıyorum. Kendi şarkımı paylaştım. Yani gündeme ayak uydurma taraftarıyım. Uydurmaya çalışıyorum ama genelde çok aktif kullandığım Instagram ve YouTube. YouTube'u da aşırı aktif kullanmıyorum. Şöyle, ben TikTok mesela ona yetecek zamanım yok. Evet. Yani Instagram ve YouTube zaten senin de zamanını alıyordur tahminim. Tabii ki. Yani ben mesela çok fazla gönderi paylaşamıyorum. O konuda da gerçekten zaman isteyen şeyler. Ben bir de kararsız bir insanım. Yani ona karar verene kadar 3 gün geçiyor zaten. Değil mi? Evet. Yayınlaması der, 1 saat daha önce yayınlıyorsun, ediyorsun, yok birini taglemen lazım, alman lazım filan. Çok zor be sosyal medya. Yani yanında artık sosyal medya asistanı hakikaten olması lazım bir insanın. Özellikle yoğun kullananlar için diyorum. Kesinlikle yani. YouTube özellikle biraz daha zor bir mecra. Bence. Sen peki YouTube'u tek başına mı yaptın ilk seferde? Şu sıralar belki yardımcılarım vardır ama. Yani ilk başta danışmanların işte YouTube partnerlerin vesaire. Şöyle ilk başta 2017 senesinde açtım ben YouTube kanalımı. Üniversiteden bir arkadaşım bana yardımcı oldu. Hani onunla beraber açıp coverlarımı o şekilde paylaşıyordum. Yorumladığım çünkü şöyle bir durum var. Ben bile şu anda o kadar çok karışıktı ki bıraktım, sadece sunuculuk yapıyorum ben. Müzik On Air YouTube'da yapıyordum. Şimdi burada yapıyorum. Mesela cover müziklerinin teliflerinin bir standartı var. Yok onu çek, onu al, yok bu yayınlatmadı, değil mi? Böyle sorunlar var yani. Bunları nasıl aştın? Deneyimleyerek mi? Hala devam. Çünkü telif sıkıntısı inanılmaz yaşıyorum. Yaklaşık bir 5-6 şarkıma sanırım telif atılmıştır. Hani sağ olsunlar, en azından önceden uyarı alıyorum. YouTube şirketim sayesinde. Ve oradan şarkıyı ben kaldırıyorum. Ama gönül istiyor ki kaldırmamak. Peki şöyle bir şey. Coverladığın şarkı mesela atıyorum bir Sezen Aksu şarkısıysa onun linkini paylaştığın halde bile telif mi yiyorsun? Tabii. Ya şöyle çok şükür Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, hani böyle büyük isimler. Yok, Sezen Aksu'ya örnek verdim. Asla telif atmıyorlar. Örnek verdim. Mesela birini buldun, işte dediğin gibi bir Gökhan Özen parçası. Bak bir anda Gökhan Özen geldi. Oradan telif mi yiyorsun? Linkini paylaşsan dahi yiyebiliyorsun, değil mi? Yani telif. Evet. Yani cover da yazılsa yanına telif geliyor. Linkini ben koymadım daha önce ama şarkının kime ait olduğunu en altına yazıyorum. Sözlerini yazıp. Ona rağmen yine de ve Instagram üzerinde paylaşırken de şarkının kime ait olduğunu mutlaka etiketleyerek kişiyi paylaşıyorum. Şarkı bu kişiye aittir diye. Ama ona rağmen geliyor ve hatta yayınlar yayınlamaz gelen de var. Kalıp 8 ay 9 ay sonra gelen telifler de var. Peki şöyle paralı açmadığın halde de mi öyle? Bazıları mesela insanlar çok izlensin ama para kazanmaya açmıyorum diyor. Onda da mı öyle? Para kazanma konusunda mesela yayınladıktan sonra parasını kendine çevirenler var. Şu an kanalımda duranlar var bu şekilde. Ama hiçbir şekilde gelirini biz de istemiyoruz. Senin kanalında kalmayacak diyen de var. Direkt kaldırtan da var. Ha işte o benim garibime gidiyor, değil mi? O çok garip. Yani diyorum mesela size yatsın geliri ama kalsın. İşte kanalımda 1 milyona yakın bir izlenme almış. Hani diyorum ki prestij olarak gerçekten güzel görünüyor ve lütfen kalsın ama asla kabul etmiyorlar. Şaşırıyorsun değil mi bu arada? Hani sevdiğim bir sanatçı örnek veriyorum mesela. Bir anda öyle yapınca şaşırılabiliyor. Evet, yani aslında bu sanatçının, mesela ben şöyle bir şey de yaşamıştım. Instagram üzerinden sanatçı beni tebrik etmişti. Yaklaşık 5-6 ay sonra telif geldi. Çok şaşırdım ama sanırım şirketler bunu atıyormuş. Yani aslında şarkının asıl sahibi Instagram üzerinden bana mesaj atıyor. Sağ olsun, tebrik ediyor. Hatta paylaşıyor hikayesinde. Ama YouTube üzerinden kalkıyor o şarkı. Anladım. Yani bu zor süreçlerde bir deneyim olmuş senin için de. Sadece işte arkadaşlar diyorsunuz ya, işte ben şarkı söylemek istiyorum. YouTube'da bir şeyler yapmak istiyorum. Pınar Süer bir örnektir. Yani sadece şarkı söylemek yetmiyor. Sosyal medyada emek harcamak lazım. Bilgi edinmek lazım. Çok sağlam adımlarla merdivenleri tırmanıyorsun. Bunu çok iyi görebiliyorum. Çok çok daha iyi yerlere geleceğine eminim. Kalabalık konserlerde seni göreceğiz. Karantinadan sonra var mı böyle projeler? Yani inşallah şöyle birkaç konserimiz tabii iptal oldu bizim de. Ama şimdi ister istemez net bir tarih işletme de veremiyor. Biz de hani mağdur olmamak adına dinleyicilerimize de veremiyoruz. Çünkü ne zaman açılacağı ve ne zaman normalleşmeye, bizim için, mesleğimiz için söylüyorum, normalleşmeye geçeceğimizi biz bilmiyoruz. O zaman şunu diyebiliriz. Karantina kalktığında belirli yerler var anlaşacağımız. Öyle evet, bir söylenti var ama tarihleri belli değil inşallah, evet, diyoruz. Hı hı. Süper. Bir an önce karantina bitsin ve seni sahnelerde görmek istiyorum. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir şarkı daha alalım hemen senden. Tabii ki, yalnız şöyle çok özür dileyerek, şu an burada ezan okunuyor. Ha, tabii. O yüzden tabii. Zamanlama bizim burada bitti. Şimdi sizin orada da bitmek üzeredir tahminim. Evet. O zaman bir 5 dakika sonra. Evet, ben de onu bekledim çünkü burada. Bazen de şey oluyor. Diyor ki ne şarkı söylüyorsun, ezan okunuyor ama arkadaş atıyorum şeyde, Ankara'da. Hani daha buraya gelmemiş. Evet, onu yani senin orada okunuyor diyorum, burada değil. Evet, evet, kesinlikle şu an. İsyan şarkısını istiyorlar senden. Yani bu arada istek var. Eğer varsa repertuarında. Evet. Hmm. Bende kalsın. Bende kalsın seslendirdim ama. Evet, seslendirdin ama bir daha istersen. Tabii ki, hiç fark etmez. Yeni gelenler oluyor. Şöyle yapalım. İsyanı yap biraz. Ben de kalsına küçük yapıp böyle veda edelim istersen. Olabilir. İsyan, eyvah. İsyan şarkısı niye senden bu kadar çok istiyorlar? Şu an ben de şaşırıyorum. Gönül dağı. Yürüdüm. Allah. Ben de. Hayır, kaldım. YouTube'da acaba söyledin de mi dedim. Ben görmedim ama. Aslında hiç okumadım. Allah Allah. Okumadıysan hiç şey yapma yani. Bedel. Bedel olur. Ah geceler de mi olur? Geceler olmasın. Yürüdüm şarkısı. Hayır, ah geceler, tahmin ettiğimiz ah geceler. Ben rezil olmak istemiyorum da tahmin ettim. Ben de aynı şeyi tahmin ediyoruz diye düşünüyorum şu an. Yani herhalde espri yapıyorlar. Geçenlerde bana şey yapıyorlar. Pınar. Diyorlar ki Cüneyt Bey, siz müzede mi kalıyorsunuz? Arkamdaki bu şeyden çok gırgır seviyor bizimkiler. Evet. Ama çok güzel. Böyle hani gırgır yapılması güzel bir şey. Seviyeli olduktan sonra ben çok seviyorum. Yani böyle ince espriler, ince gırgırlar ben çok seviyorum. Sen de çok naifsin Pınar. İnşallah çok güzel yerlerde olursun. Çünkü senin gibi gerçekten yüreği güzel, kendi güzel, sesi güzel insanların gerçekten bu sektörde olması beni çok mutlu ediyor açıkçası. Çünkü sen tek derdin şarkı söylemek. Evet. Anladın mı? Ve bunu çok güzel de yapıyorsun. İnşallah şans getiririm sana. İnşallah. Enerji veriyorum. Tamam, süper, alıyorum ben de. Tamam, süper. Yurdum var. Bu arada ezan bitti burada. Tamam, okeydir. Hangisini okuyalım? Yorumlardan seçiyorum. Keşke cevap verseydiniz geliyor ama kusura bakmayın. Gerçekten. Valla arda arda hani hangisini? Canlı ve ilk defa denk geldim. Çok güzelmiş Cüneyt abi. Her canlı yayınını takip edeceğim artık. Teşekkür ederim. Bak, senin sayende bir iki izleyici daha kazandı. Evet. Ne mutlu. Evet. Yok evet, yok. Arka dekor yıkılıyor diyenler var. Aykırı yollarını lütfen söyle. Yürüdüm Gönül Dağı ve aykırı yollarına geliyorum. Bu arada İzmir'i gördüm, Ankara'yı gördüm, Azerbaycan'ı gördüm. Yani arkadaşlar hepsine yetişemiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Pınar'a olan sevginiz çok güzel. Onun enerjisini ben de alamıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. 2 şarkı daha alalım. Yani ilk önce şey alalım. Bir istediğim bir şarkı. Ondan sonra tekrar ben de kalsın küçük söyleyip bitirelim. Tamam. O zaman hangisini alalım? Yorumlardan seçmeye çalışıyorum ama. Gönlünden ne geçerse hiç sıkıntı yok. Bekleyebiliriz. Acelemiz de yok. Hayır, estağfurullah. Tamam, yürüdüm. Tamam. Ya kal ya git ya sev ya sevdir. Hayat senin karar senindir. Seni ben yazdım, eller silerse zaman gelip pişman ederse dönme. Ya kal ya git ya sev ya sevdir. Hayat senin karar senindir. Seni ben yazdım, eller silerse zaman gelip pişman ederse dönme. Sesine yüreğine sağlık tekrar, süpersin. Bir de hemen küçük alalım tekrar. 15 Mayıs'ta çıkan ve çok güzel, bakayım buraya not etmişim. Yani daha bir hafta olmamış, yarım milyona yaklaşmış. Evet, çok şükür. Süper bir şey. Daha da ilerleyeceğini düşünüyorum ki karantina döneminde dediğim gibi bir yerde çalmadığı halde sadece sosyal medyada çok güzel ilerlemiş. Yolu evet, açık olsun. Alalım senden biraz daha onu. Tabii ki. Başladığımız yerde kal, gönlümden belam. Kimse bilmesin bu aşk. Bende kalsın, sende yan. Huzur olmasan da, görmesen de halimi, vazgeçmedim hala. Süper. Birazdan ben kendi canlı yayınımı yapacağım. Saat 10.30'da kendi kanalıma geçiyorum. Orada bu şarkıyla açacağım. Çünkü bayıldım. Bir de Oğulcan'ın şarkısıyla da açayım. Çok güzel. İkinize çok güzel sohbeti var. Umarım sen de memnun kaldın. Çok memnun kaldım. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Müzik On Air olarak her zaman sizleri destekleriz. Çünkü gerçekten müzik kaliteniz çok güzel. Bu arada beni bir Esrar Oda'dan tanıdım diyenler var. Arkadaşlar ben evet 8 yıl Esrar Oda içerik koordinatörlüğü yaptım. Televizyonculuk mezunuyum. Müzik On Air'de bir senedir sunuculuk yaparken de Instagram'a karantina dolayısıyla geldik. Kısa bir bilgi verdim. 2 tane albüm var, evet. Google'dan da bakabilirsiniz. Hani bazıları diyor nereden tanıyoruz daha? Seninle birlikte gelenler, daha doğrusu senin hayranlarından. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Son olarak neler söylemek istersin sevenlerine, bayram mesajını alalım. Tabii ki. Herkese iyi bayramlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte hem şarkıyı hem beni yalnız bırakmadılar ve desteklediler. Aynı zamanda yayınları da kaçırmıyorlar. Sağ olsunlar. İnşallah hep beraber daha da bu süreci atlattıktan sonra daha da güzel başarılara imza atacağız. Aynen, süper. Arkadaşlar ben Müzik On Air'den Cüneyt Diktaş. Beni takip edebilir, Müzik On Air'i takip edebilir ve bundan sonra hangi konukları ağırlayacağımızı ve neler sormamızı istediğinizi DM'lerimize yazabilirsiniz. 3 aydır günde 2 konukla devam ediyoruz yayınımıza, haftanın her günü. Sevgili Pınar Süer bizlerle birlikteydi. Çok güzel bir sohbetti. Tekrar sana çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Ben de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sağ ol, kendine çok iyi bak. Bay bay. Evet, çok güzel bir sohbetti ve Pınar Süer'le olan sohbetim de bittikten sonra arkadaşlar saat 22.30'da da kendi yayınıma geçmiş olacağım. Sizleri seviyoruz. Canlı yayına katılmak isteyenler var. Birazdan 22.30'da Cüneyt Diktaş'ı takip edin. Oradan canlı yayınıma katılabilirsiniz ve birbirimizle bayramlaşabiliriz. Şarkılar da söyleyebilirsiniz. Yeni isimler için, müzik dünyasına katılmak isteyenler için söylüyorum bunu. Öpüyorum sizi. Gelin Cüneyt Diktaş'a.